Hanımlar beyler hoş geldiniz. Ne haber? Noel Baba aslen nerelidir? Ailenin sendikadan mı isimler? Çok iyi işler mi? Bir kuple bir şey. Hadi çat kapı gel sevineyim. Yok mu? Tamam sizin canınız sağ olsun. Deniz Hıyarı. Ödül hoşunuza gitmeyin. Gitme buradan, sen olmadan ben asla yaşayamam. Aa ne kadar genç ekip. Aynen sizi görüp dedim. İlk defa gelenler kimler? Genelde ilk defa geliniyor zaten. İkinci kez gelen var mı? Neden? Kazandınız diye. Siz yanlış şova gelip ikincisine mi gel? Bu şov o şov değildi ilk geldiklerindeki grup isimleri. Çünkü bu geceye geldiklerini zannederek bilet aldılar. Neyse iyi tamam ağzınızın tadı kaçmamış demek ki tekrar geldiyseniz. Şimdi şöyle kısaca hemen anlatayım. Bir bilgi yarışması yapacağız ama mavralı. Bilgiyle çözemeyeceğiniz çok fazla şey olacak içinde. O yüzden korkmayın. Manita gelenler mutlaka kavga edeceksiniz. Sakın üzülmeyin. Çok şükür diyen manitasız gelenler var. Harika. Çeşitli yasaklar var. Bunları yaptığınız takdirde eksi 10'ar puan istisnasız basılıyor. Çevrenizde iki hanımefendi ve bir beyefendi göreceksiniz. Onlar sizin puanlarınızı yazıyor olacaklar. Onlara kibar davranırsanız sizin akıbetiniz için iyi olur. Çünkü yanlış yapıldıktan sonra biz tekrar oturup oyları saymıyoruz. Burası demokratik bir alan değil, haberiniz olsun. Yasaklar şöyle, asla Google'layamıyorsunuz. Yani soruyu ben sorduktan sonra siz cevabı karta yazana kadar çocuğunuzdan mesaj gelse bile o telefona dokunmayacaksınız. Eksi 10'u basarız. Efendim ikincisi ben yazabilirsiniz dediğimde yazacaksınız. Kaldırabilirsiniz dediğimde hep beraber kaldıracaksınız. Soruyu duyup gaza gelip A, B bir şey işte doğru cevabı yazıp laps diye kaldıran olursa onun dışındaki herkese 10 puan vereceğiz. Çünkü bu ekibin arasında artistlik yapılmasın istiyoruz ekstra. O zaman ilk sizle başlayacağız. Sizi tanıyalım. Merhaba Doğukan ben. Aynen Doğukan Bey'in sesi gitti. Neden? Çünkü feedback yapıyorsunuz. Şimdi, hanımefendiye verir misiniz? Mi? Çok merhaba Selen ben. Selen Hanım beyefendinin sesi pek çalışmadı mikrofonda. Flash da heyecanlandırıyor. Flash dediğiniz şey el feneri ama sizin canınız sağ olsun. Evet başladık. Manita mısınız? Yok hayır. Değil en misiniz? En yakın arkadaşımın erkek arkadaşı. O gelemediği için ben geldim. En yakın arkadaşınızın erkek evet, arkadaşı. Evet ya bir grubuz arkadaş grubuyuz. O nerede? O yurt dışına gitti. O yurt dışına evet, gitti. Bunu kaçırdı. Bunu kaçırdı. Siz Manita değilsiniz. İnşallah da olmazsınız. yakın arkadaş falan filan yani bok gibi bir hikaye çıkar oradan. Yani olacak iş değil. Yok. Adınız ne? Grubun adı. Adımız Çıtır Mantı. Neden? Normalde spontane koyalım demiştik buraya geldiğimiz ama spontane koyulmuş. Çok yaratıcı da değildik. Sonra sevdiğimiz bir yemek diye bunu koyalım. Aynen evet. Çıtır mantı çünkü. Çok iyi alkışlıyoruz çıtır mantıyı. Şöyle verir misiniz? Sizi tanıyalım. Merhaba Irmak ben. Irmak Hanım ne yapıyorsunuz? Ben öğrenciyim. Koç nerede? Koç Üniversitesi'nde. Ne okuyorsunuz? Psikoloji ve sosyoloji çift anadal medya yandal. Deli misin kızım sen? Üç tane şey niye okuyorsun? Ya çok karışıktı ya. Okula matematikten girdim. Bölümüm değişti falan böyle. Karışık yani. Tövbe estağfurullah. Ver mikrofonu. Merhaba. Ben onunla uğraşamam kızım. Sizin adınız ne? Ben Derya. Derya Hanım siz ne yapıyorsunuz? Ben de öğrenciyim. Çift anadal yanında da medya falan. Yok benim bir tek açık öğretimim var. Açık öğretim. Ne okuyorsunuz açık öğretimde? Sosyoloji. Sosyoloji. Hı-hı. Bir yandan çalışıyor musunuz? Yoksa yok aslında hukuk okuyorum ben. Bunlar deli ya. Aslında hukuk okuyorsunuz. Hı-hı. Açık öğretim. ...den de sosyoloji okuyorsunuz. Neyiniz var yalnız? Sıkılıyoruz herhalde, yani bilmiyorum. Bir tanesinden de para kazanabilecek olsan keşke yani. Bir grubun adı ne? Kıymalı Gözleme a.k.a. Gülen Yüz. Aç mısınız arkadaşlar? Ismarlayayım ben bir şey. Siz onlardan esinlendiniz. Neden Kıymalı Gözleme? Ya lisedeyken biz liseden arkadaşız. Yani dün. Biz liseden arkadaşız diye. Dört mü? Oha!
4 seneymiş. 4 sene önce ne giydiğimi hatırlıyorum bugün. Öyle söyleyeyim, o kadar yakın. Evet, liseden arkadaşsınız ve kopmadınız 4 senede. Kopmadık. Allah Allah. Merak etmeyin, koparsınız. Çok acelesi yok. Hoş geldiniz. Kıymalı Gözleme'yi de alkışlayalım. Beyefendiye verir misiniz? Sizi tanıyalım. Alper ben. Ben de öğrenciyim. Alper Bey, siz nerede öğrencisiniz? Boğaziçi Üniversitesi. Ne okuyorsunuz? 3. sınıftayım, inşaat. Boğaziçi 3. sınıf inşaat. Nasıl Aynen. gidiyor ya Boğaziçi? Ya gidemiyor, çok karışık işler. Hala yani. Karışık değil mi? Yani evet. Senin keyfin yerinde mi? İyi, iyi. Sıkıntı yok. Aynen. Nasıl yeriniz peki? Güzel. Peki, tamam. Hanımefendi siz? Ben Lara. Ben de öğrenciyim. İTÜ'de okuyorum. Aa, Lara Hanım'ın su gibi olması. Siz manita mısınız? Yok. Tanışıyor musunuz? Liseden arkadaşız biz de. Ya Allah. Anlıyor lan. O da mı 4 sene önce? Biz 5-6 falan oldu. 5-6 siz büyüksünüz. Harika. Lara Hanım, siz ne yapıyordunuz? Ben de öğrenciyim. Nerede? İTÜ'de. İTÜ'de ne okuyorsun? İşletme mühendisliği. İşletme. Tek tek sorayım. Sınıfı da sorayım. Kaç sınıf? 1. 1. Aa, hayırlı olsun. Grubun adı ne? Shakespeare. Neden Shakespeare? İkimiz de lise Antalya'da okuduk. Hep oraya gidiyorduk böyle takılmak için. Shakespeare bir yerin adı. Restoran. Aa, harika. Çok güzel. Evet. Shakespeare'i de alkışlayalım. Asla entelektüel altyapısı olmayan isimleriyle. Siz efendim? İlona ben. Kim? İlona. İlona. Ne demekmiş İlona? Işık demek. Macarca. Işık demek. Macarca. Siz Macaristanlı mısınız? Yok. Annem kimse de olmayan bir isim olsun istemiş. E ama Macarca ise vardır Macar'da. Türkiye'de yok. Ha, Türkiye'de yok. Bok yok hanımefendi. Çok özür dilerim, bok demiş oldum ama. Yani şey, ama çok güzel bir isim. Teşekkür Anlamı da çok iyiymiş diye şey yapayım. Bari belki affedersiniz beni, çok özür dilerim. Siz ne yapıyorsunuz? Pazarlama uzmanıyım ben de. Beyefendi siz? Ekin Göcekli ben. Evet. Ben de pazarlama uzmanıyım. Harika. Orada tanıştınız. Orada tanıştık. Yakın Çok arkadaşız. Iyi. Yakın arkadaşsınız. Evet. Siz de manita değilsiniz. Biz de değiliz. Peki. Yürüdün de olmadı mı, yoksa? Yok. Gerçekten arkadaşım. Tamam, grubun adı ne? Grubun adını da Apex koyduk. Apex. İmplantta dönüm noktası demek. İmplantın dönüm noktası demek. Evet. Apex. Bir de ben motor sporlarıyla uğraşıyorum. Orada da yarış çizgisi demek. Yarış çizgisi demek. Evet. Altın bileziktir bu ya. Beyefendi. Vallahi Allah sizden razı olsun. Bir de, bir de. İçerik üretiyorum. Ekin Göcekli Instagram şeyimde. Onun da reklamını yapıyorum. Ekin Göcekli Instagram şeyiniz. Instagram adım. Instagram'da mı üretiyorsunuz içerik? Evet. Ne üretiyorsunuz? Lifestyle üzerine daha çok. Lifestyle üzerine mi daha çok? Evet. Bak mekan önemli. Kardeşim, lifestyle üzerine dediğiniz zaman serbest meslek gibi bir şey olur. Ne halt ettiğini anlamıyoruz. Yani tam olarak ne yapıyorsun? Girip bakın diyeyim. Girip bakın mı? Bak, girip bakın. Allah'ım yarabbim. Alkışlayın Apex'i de. Alalım mikrofonu. Şuraya verin. Burada merhaba. Merhaba, sizi tanıyalım. Gurur ben, Aydoğan. Gurur Aydoğan Bey. Siz ne yapıyorsunuz beyefendi? Ben oyunculuk yapıyorum. Aa, ne kadar hoş. Zehra'nın misafiri olarak geldim. Harika, Zehra da yanınızdaki hanım olsa evet. gerek. Evet, Zehra Hanım. Bey, bizim grubumuzun ismi Grubaki. Evet, Grubaki ne demek? Küçük grup anlamına geliyor zannediyorum. Evet. Siz de oyuncusunuz bildiğim kadarıyla. Bildiğiniz kadarıyla. Başka bir yaptığınız bir şey var mı? Yok, başka bir meziyetim yok. Sadece harika. Oynuyorum. Yeter zaten, o da zor. Hanımefendi, sizi tanıyalım. Ezgi Avcı ben de. Ezgi Hanım, var mı bizimle paylaşmak istediğiniz tuhaf bir haber? Henüz tuhaf haber yok. Geçtiğimiz haftadan beri stabiliz. Harika, çok sevindim. Alkışlayalım Grup Haki'yi de. Hadi ilk soruyla başlayalım mı? Evet. Efendim, ilk soru çok basit. Lütfen dikkatli dinleyin. Türkiye'de 2022 Google aramalarında hangisi en çok aranılanlar listesine girememiştir? A. Rüyada teyze kızı görmek. B. Rüyada yazın kar yağdığını görmek. C. Rüyada ters yoldan gitmek. D. Rüyada altın bulmak. Buyurun, cevaplayabilirsiniz. Karta yazıyoruz. Söylemeniz hiçbir şey ifade etmiyor. Gerçekten yine tatlı gruplarımız matematik problemi gibi davranmaya başladılar. Kartları kaldırabiliriz. Bakalım, A demiş, B demiş, A, C, B'ye benzeyenmiş A falan filan. Hanımlar beyler, doğru cevap rüyada ters yoldan dönmek C. C'ler havada tutabilir mi? Tamam, bir daha silmeyin. Harika, çok az bilen oldu. Bu arada diğerlerinin hepsi rüya kategorisine, işte rüyada bilmem ne görmekte en çok arananlar. Tekrar söyleyeyim, millet yani rüyasında yazın kar yağdığını görmüş. Rüyada altın bulmuş. Daha da tuhafı, rüyada teyzesinin kızını görmüş. Tövbe estağfurullah.
Ondan sonra yalı çapkını neden tuttu? İndirebilirsiniz. Merhaba, sizi tanıyalım. Başak ben. Başak Hanım, siz ne iş yapıyorsunuz? Bankacıyım. Harika. Ne yapıyorsunuz bankacılık? Özel bankacılıkta portföy yönetmeniyim. Allah aşkına, okey. Beklerim. Mutlu, gelirim. sizi tanıyabilir miyiz efendim? Beni mi? Yok, gözlüklü hanımefendi. Ha, siz banka olarak geldiniz. Yok, yok. Yok, ben diş hekimiyim, çocuk diş hekimiyim. Aa, İsmim harika. Zehra. Evet. Adınız Zehra. Zehra. Aa, Zehralardan örülü bir akşam oluyor. Aynen öyle. Zehra Hanım, çocuk diş hekimisiniz. Çocuk diş hekimiyim. Aa, ne kadar tatlı. Aynen öyle. Çok güzel. Siz hanımefendi, banka müdürüsünüz. Bu bana herhalde şu an. Aynen. Tam gözüme gidiyor. Aynen. Tamam, retinanızı evet, acıttıysa. Evet, ben de ismim Sonsen. Sonsen? Evet. Bir aileniz sendikadan mı isimler? Sonsen bir şey demektir, eminim. Beş kız kardeş, ne yapacaklarını şaşırmış. Son yeter olsun demişler. Ha, Sonsen. Yani. Allah'a yalvaracağına isim mi koymuşlar? Harika. Çok, siz de hoş geldiniz. Hanımefendi siz? Arzu benim ismim. Ben de ekonomistim. Ekonomistsiniz. Ama evet, şu anda bıraktım 20 yıl sonunda ve anne çocuk kafem var bir tane. Anne çocuk kafeniz var. Harika, tebrik ederim. Nerede? Suadiye'de. Ne anneyim ne çocuğum var ama karşının taksisi olduğum için merak ettim. Grubun adı ne? Ama benim kızım sizi tanıyor. Tanışıyor muyuz kızınızla? Hatta evet, konuştunuz. Aa. Evet, Eda Hanım'ın komşusuyum ben, Damla. Aa, tamam. Bahsetti, doğru bugün. Şöyle bahsetti, Eda Ece bizim oyuncu arkadaşımız. Hanımefendi komşusuymuş onun. Eda bana şöyle bir mesaj attı. Komşum sana geliyor akşam. Hadi ya. Dedim ki gelmesin, evde değil. Net, kafasında net ya onun. Grubun adı ne? Four Sisters. Neden? Çünkü? Dört kişi. Çok yakın dört arkadaş mısınız siz? 30 yıl. Olmadı çok. Yani. Aramızda kalsın. Gayet iyi. Four Sisters'ı da alkışlayalım. Hemen yanınıza verir misiniz mikrofonu? Merhaba. Merhaba. Siz kimsiniz? Aslı ben. Aslı Hanım, siz ne yapıyorsunuz? Ben ürün yöneticisiyim. Ha? Ürün yöneticisi. Ha, ürün yöneticisisiniz. Evet. Ne, hangi ürünü yönetiyorsunuz? Mobil oyun. Mobil oyun. Aa, Türkçeniz niye bok gibi böyle? Heyecandan mı oldu acaba? Galiba. Hanımefendi siz? Merhaba, Deniz ben de. Eczacıyım, düz. Grubun adı ne? Humus. İkimiz de Antakyalıyız çünkü, o yüzden. Antakyalısınız evet. Ve karnınız kazındı, mideniz çok kazındı. Çok seviyoruz. Çok seviyorsunuz, evet. Harika. Nereden tanışıyorsunuz? Liseden. Evet. Liseden. Nedir acaba bu? Humusu da alkışlayalım, ayaklarınıza sağlık. Beyefendiye verir misiniz? Merhabalar. Merhaba, Emin. Hoş. Bir yabancı şirkette yöneticiyim. Hoş geldiniz Emin Bey. Grubun adını da yapıştıracak sizi. Ramses. 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 Neden? Kedimin adı. Evet, Habeş cinsi bir kedi. Aa, onun için Ramses adı verdim. Kaç yaşında? 2,5 yaşında. Oh, maşallah. Evet. Hanımefendi siz? Ben de Müge. Satış pazarlama yöneticisiyim. Harika Müge Hanım. Ramses'i de alkışlıyoruz. Hemen ikinci soruyla devam ediyorum. Sonra gruplara devam edeceğim. İkinci sorumuz şöyle. Toplamda, çok önemli bir soru. Toplamda 500 kişinin katılım gösterdiği dünyanın en geniş katılımlı grup seksi hangi ülkede vuku bulmuştur? 500 mü? Bu nasıl bir yokluk ya? A. Türkiye. Yani burada olduysa bile kimsenin haberi olmamıştır yani. B. Amerika. Olabilir. C. Almanya. Nelerle büyüdük. D. Japonya. Buyurun yazabilirsiniz. Dövüşmeden oynayın. Harikulade kartları kaldırabilirsiniz. D var, C var, D var, D var, D var, D var, B var. D var, D var, B var, C var. Ağırlıklı olarak D var. Arada C var, bir de B var. Efendim doğru cevap Japonya, D. D'ler havada. İyi, Türkiye diyen olmamış en azından. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne oldu, bir şey var orada? Bir şey olmadı. İsminiz ne? Berra. Ben takımın ismi diye düşündüm de bir an. Takım ne? Ya grup. Harika Berra Hanım. Sizin canınızı alacağız bu gece gibi görünüyor. Siz ne yapıyorsunuz? Öğrenciyim. Nerede? Koç Üniversitesi. Bunu tanıyor musun? Hayır. Bu 8 tane bölümde birden okuyor. Nasıl tanımıyorsun? Ben yeni girişliyim, daha 3 ay oldu. Aynen. Ne, hangi bölüm? Psikoloji. Psikoloji. Evet. Bak. Bu ablan. Notları versin bu sana. Tamam. Burslu musunuz? Hayır. İyi bak, al o bu notları. Yazın.
dünya para. Hanımefendi siz? Ben Mina. Mina Hanım. Ben de Koç Üniversitesi Psikoloji. Harikulade. Evet. Siz sınıf arkadaşısınız. Aynen, o yüzden evet. Beraber geldiniz. Yeni, iki ay önce falan tanıştık bizde. Değilsiniz. Yeni tanıştınız. Evet. Şansını deniyorsun, arkadaş olabilir benim miyiz? Benim ikizimin aynı mentor grubundaydı. Benim ikizimin İkiziyle aynı mentor yakın. Grubundaydı diye bir cümle kurdunuz Berra Hanım. Evet, o anladım. Okey. Sizin bir ikiziniz var. Evet. Okey. Tamam, hiç anlamadınız. Çok güzel. Sizin de göz makyajınız ne güzel olmuş. Grubun adı ne? Tencere Kapak. Ha, neden? Baktık çok uyumluyuz ikimiz arkadaş olarak. İki ayda karar verdiniz evet, buna. Evet, tam olarak o yüzden oldu Allah zaten. Allah tamamını erdirsin. Hadi bakalım. Öyle. Bir şey söyleyeceğim. Ekin Göcekli'yi tanıyor musunuz? Ha, içerik üreticisi. Ve yapayalnız. Kaç takipçiniz vardı? Şu anda 7500. Yani zaten hesabı açık, takip etmene gerek yok. Adını yazınca görüyorsun. Aklınızda bulunsun diye söyledim. Tencere Kapağı da alkışlıyoruz. Merhaba. Merhabalar İbrahim Bey, nasılsınız? Çok sağ olun, çok zarifsiniz. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz efendim. Sizi tanıyalım. Feridun ben. Feridun Bey, çok güzel. Feridun deyince tanınan bir beysiniz. Evet, tanınıyorum. Ne iş yapıyorsunuz? Kabin memuruyum. Kabin memurusunuz. Bir hava yolu şirketi. Aa, TK'lı grupsunuz siz. Aynen TK'lı. Yok, onlar değil, onlar öğretmen. Onlar. Tamam, bir saniye. Birazdan şey olacak. Evet. Hanımefendi siz? Sevde ben. Sınıf Hoş öğretmeniyim. Geldin. Sınıf öğretmenisiniz. Evet, birinci sınıf öğretmeniyim. Harika, çok Okuma, güzel. Okuma yazma öğrettim, geldim. Ay, tebrikler. Çok sağ olun. Çok ihtiyacımız olan insanlar. Yokmuş evet. Gibi şu ara ama geçecek. Hanımefendi siz? Ben Özlem. Özel bir bankada insan kaynaklarında iç iletişimciyim. Hoş geldiniz. Güzel işler yapıyoruz. Teşekkür ederim. Harika. Hoş bulduk, sağ siz olun. Siz efendim? Merhabalar, Melis ben. Melis Hanım, siz ne yapıyorsunuz? Ben de öğretmenim. Ne öğretmeni? Sosyal bilgiler. Ya! Evet. Neden gülüyorsunuz? Sosyal bilgiler komik mi? Güzel bir ders. Güzel bir ders. Evet. Evet. Biz dansçıyız evet aynı zamanda. Oradan da tanışıyoruz aslında. Ne dansçısı? Halk oyuncusu. Halk oyunları. Hangi yöre? Kırklareli, Mardin. Allah Tokası. Aşkına. Gerçekten. Hayır. Şaka yaptım. Hayır. Gelmeyelim. Sonra. Finalde yaparız o. Grubun adı ne? Grubumuzun ismi Son Şans. Son şans mı? Neden? Son şansı bize Feridun açıyor. Ya aslında biz karar veremedik grubumuzun ismine. Sonra dedik ki işte anlatacak bir hikayemiz olsun. Bir tane video vardı, bilmiyorum izleyen var mıdır. Yıldız Tilbe konserde böyle şarkı söylüyor. Evet. Bir tane çocuk da böyle video çekiyor. Sonra Yıldız Tilbe mikrofonu uzatıyor falan. O şey videoda adam bütün şansını kullanmış diye viral oldu. Evet. O kişi de benim. Kendi reklamımı yapmaya Gerçekten sizin sakalınız bıyığınız mı vardı o videoda? Saçınızın evet. Rengi mi başkaydı? İş için kesiyoruz abi, ne yaptın? Aynen. Ay böyleydim ya. Gerçekten. Değişik miydin? Evet. Bilmiyorum ben yani ben çok eminim o videoyu seyrettiğime de o yüzden dedim. Bayağı evet viral oldu. Cayır cayır söylemiştiniz değil mi? Değil mi evet. Evet. Harbiye miydi o konser? Bostancı gösterim herkes. Bostancı. Vay aynen. Etkili. Biliyor musunuz herkes videoyu? Herkes izledi mi gerçekten? Herkes izledi mi gerçekten? Ya çok özür dilerim, isminiz neydi? Ekin Gümüş Bıçak mı neydi? Hah, Ekin Göcekli diye biri var. Instagram'dan ekleyeceğim ki takip ederse sevinirim. Hay Allah, bu da çingene çıktı. Feridun Bey, son şansı da alkışlıyoruz. Teşekkürler. İyi eğlenceler. Hepinize efendim çok zarifsiniz. Üçüncü soru için ekranlara bakmanızı rica edeceğim. Efendim her sene sadece bu şarkısının dinlenmeleri sayesinde Mariah Carey'nin hesabına kaç dolar yatıyor? Aynen bu seyircinin beline tekme attığımız soru. A. 125 bin dolar. B. 265 bin dolar. C. 485 bin dolar. D. 1 milyon 102 bin dolar. Bakalım hangi harfler yazılıyor? Ha, siz kopya çekmesinler diye şey yaptınız. Kaldırabiliriz kartları. D var, C var, D var, D var, D var, D var, D diyor. B var bir tane. Hanımlar, beyler doğru cevap 485 bin dolar. C! C'ler havada. (Gülüyor)
Harika, berbat gidiyoruz ekip olarak. İkişer üçer gruplar biliyor. Genelde de arkadan bilirler. Bak bu sefer önden biliniyor. Sonra biz de korkarız arkadan bilinince kopya mı çekiyorlar diye. Başına adam koyuyoruz, sonra kopya da çekmiyor çıkıyorlar. Merhaba, hoş geldiniz. Evet, biz sıfır grup. Aynen. Merak etmeyin, çabuk geçiyor. Böyle bakalım böyle devam edeceğiz gibi. Sizi merhaba, tanıyalım. Nazlı ben. Nazlı Hanım, siz ne yapıyorsunuz? Ben müzik öğretmeniyim. Ay siz de öğretmensiniz. Evet. Harika, nerede? Rize'de. Biz aha, Rize'den geldik sizin için. Bende kalın bari. Olur. Gerçekten mi ya? Evet. Ciddi mi diyorsun? Böyle bir gün yemek yiyorduk, sizi açtık, her zaman izliyoruz. Ben evet, dedim ki aa ne kadar eğlenceli, güzel eğlenirdik falan. 5 dakika sonra eşim dedi ki aldım biletleri, gidiyoruz. Allah Allah. Öyle oldu ya. Yani. Aa harika. Sizin isminiz neydi beyefendi? Hasan benim ismim. Siz ne yapıyorsunuz Hasan? Esnafım. Esnafsınız. Siz evet, de Rize'de esnafsınız. Rize'de, pazar. Grubun adı ne? Zuhal Şiber Rap. Aynen. Onun haberi geldi bana zaten. Aynen. Grubun haberi. Zuhaşi Berepe, Deniz'in çocukları demek. Lazca'da. Aynen da ben de biliyorum. Yani, ben yani. Zuhaşi Berepe'yi de bir alkışlayalım. Hemen yanınızda, çok teşekkür ederim. Sizi tanıyalım. Merhaba, Özge ben. Evet. Kimya mühendisiyim. Evet. Ben de Koç Üniversitesi'ndeyim ama doktor öğrencisiyim. Yani. Koç Üniversitesi ama siz bir halt daha değilsiniz diyor, fark ettiyseniz. Doktor öğrencisisiniz. Evet. Burslu musunuz? Bursluyum. Neydi bölümünüz? Kimya mühendisiyim normalde, ha, malzemede doktora yapıyorum. Harikulade. Hoş geldiniz. Siz beyefendi? Merhaba, ismim Onur. Ben makine mühendisiyim. Havacılık sektöründe çalışıyorum. Grubun adı ne? Grubumuzun ismi Ozon. Ozon. Evet, neden? Çünkü Özge. O yüzden evet, Türkçe karakterde kullanmıyorsunuz. O yüzden evet, Ozon oldu. Aynen harika. Alkışlıyoruz Ozon'u da. Hemen yanınıza verin. Selam, Burcu ben de. Hoş geldiniz Burcu Hanım. Bu da benim arkadaşım. Bak soru falan vermedim ha. Evet, sizi tanıyalım. Grubumuzun adı Drama. Grubunuzun adı Drama. Evet. Zaten siz spiker gibi aldınız. Bakalım ne yapacağız. Evet. İkimiz de doktoruz. Evet. Ama böyle farklı ilgi alanlarımız var. Ben moda tasarımıyla ilgileniyorum. Evet. Akademi mezunuyum. Siz? Ben de ses eğitimi alıyorum bir yandan. Bir vokal koçuyla çalışıyorum. Bir kuple bir şey uzun. Yani şey için, yani verdiğiniz paraya değiyor mu diye. Belki daha sonra. Belki daha sonra. Bir kadeh daha içtikten sonra. Gerçi ikinizin de sesi helyumlu gibi ama farkında mısınız bilmiyorum. Peki grubun adı neydi? Çok özür dilerim, unuttum. Drama. Drama. İkiniz bir yandan da böyle ciddi drama queen'iz. Ha, o yüzden siyahlar içindesiniz. Çok iyi. Dramayı da alkışlayalım, hemen geçelim. Efendim hiç vakit kaybetmeden 4. soruya geçiyorum. Onun için de ekrana bakmanızı rica edeceğim. Yeter zaten. Ağlayana kadar seyretmeyelim. Efendim büyümüş de küçülmüş deyiminin çıkmasına vesile olan, hayal kırıklığına uğradığında helal olsun diye ağıtlar yakan, yumurcağı seslendiren ses sanatçımız kimdir? A. Nevin Akkaya. B. Gülen Kıpçak. C. Nilgün Kasapbaşıoğlu. D. Ayşin Atal. Buyurun yazabilirsiniz. Belli ki sallayacaksınız. Direkt yapıştırın. Hiç bilmeyene ben, yani 0 puan çekene ben telefon ediyorum gece 2'de. 1 saat sohbet ediyoruz. Ama daha şimdi hırsından vazgeçip de 0 bilen çıkmadı. Onu söyleyeyim. Buyurun kartları görebiliriz. A diyor, B diyor, C diyor, B diyor, A diyor, A diyor, A, B var, B var. Hanımlar beyler, doğru cevap Nilgün Kasapbaşıoğlu. C! C'ler havada. Harika ya. Gerçekten 0 puanlı olan kaç tane grup var? 0 puanı olan gruplar elini kaldırabilir mi? Vay anasını, harika. Siz kimsiniz efendim? Merhaba, Tufan. Uluslararası bir içki şirketinde satış direktörü olarak çalışıyorum. Çok güzel, harika. Hoş geldiniz. Siz efendim? Merhabalar, Şenay ben de. Bankacıyım. Harikulade. Ne yapıyorsunuz? Ticari kredilerdeyim. Aa, bize vermiyor orası. Yok. Evet. Alın mikrofonu. Hoş geldiniz siz de. Buyurun, sizi tanıyalım. Merhaba, Begüm ben. Ben de bankacıyım. Ben sermaye piyasalarındayım. Harika. Sizinle konuşmamız gereken şeyler var. Evet, bizim de sizinle konuşmamız gereken şeyler var. Sıfırdayız, çok fenayız. Aynen, geçecek. Hiç merak etmeyin. Beyefendi merhaba. Merhaba, Ömür ben de. Şube müdürüyüm. Harikulade. Benimle de konuşabilirsiniz. Çok güzel. Efendim? Benimle de konuşabilirsiniz. Zaten sizinle konuşurum ya da Sonsen Hanım'la konuşurum. Başkasıyla konuşmam ben. Grubun adı neydi? Çok özür dilerim. Gipo.
Onu evet telaffuz edebilirsiniz mikrofona, bekliyorum. Tamam, Skibo Uno gibi bir oyun. Bu bizim oynadığımız bir oyun. Siz sürekli bu oyunu oynuyorsunuz çünkü. Skibo diye. Evet. Okay. Mutlaka geleceğim, veriyorum numaramı hemen bak. Skibo'yu da alkışlayalım. Şu köşeye... Ay orada iki grup varmış. Merhaba. Merhabalar. Ataberk ben. Evet Ataberk Bey. Biz kat 3 daire 5. Şöyle dördümüz üst komşuyuz. Üst komşu alt komşu oluyor gerçi. Ne diyor ya? Benim mi üst komşumsunuz? Biz böyle üstlü altlı oturuyoruz beraber böyle iki kat. Bize ne üstü. Oğlum ondan? Eve mi davet ediyorsun? Tabii buyurun isterseniz. Eğleniyoruz ya, biz yani galiba. İsteriz de deli gibi görünüyorsun şu an. Bilemedim ki. Evet, siz hanımefendiyle, hanımefendi de beyefendiyle mi oturuyor? Aynen. Aynen, çok iyi. Siz iki çift altlı üstlü oturuyorsunuz. Aynen ama o ikisi ilkokul arkadaşı. O şekilde çok güzel. Tanışıyorlar. Harikalar. Biz de onlar aracılığıyla tanışıyoruz. Çok iyi. Friends dizisi gibi bir şeysiniz siz yani. Biraz evet öyle oluyor. Harikulade. Ne iş yapıyorsunuz? Ben bir telekom firmasında dış ilişkilerde çalışıyorum. Beyefendi siz ne iş yapıyordunuz onu öğrenemedim. Ben aslında öğrenci olmamak üzereyim. Son sınıfım. Mezun olacağım hayırlısıyla. Aynen. Bir yandan da bir yurt dışı startup'ta çalışıyorum. Aynen. Dolandırıcı gibi duyuluyorsun sen abi. Bak şimdi kabalık da etmek istemem ama bak ya, bir sıkıntı var orada. İnternim aslında. İnternsin. O yüzden ne yaptığımı ben de daha tam bilmiyorum. Aa. Bir şeyler yapıyorum işte. Okey harika. Hanımefendiye verir misiniz? Çok teşekkür ederim. Merhaba. Merhaba. Ben de Buse. Buse Hanım hoş geldiniz. Ben grubumuzun ismini biraz daha açıklamak isterim. Lütfen. Kat 3 daire 5. Kat 3 daire 5. Arkadaşların kat numarası ve bizim daire numaramızın birleşiminden oluşuyor. Aynen çok sağ olun. Gelirsek kaybolurduk sayenizde. Artık o çok sorun da çözüldü. Siz ne iş yapıyorsunuz? Ben de bir ilaç şirketinde çalışıyorum. Harika. Bazı bulamadığımız ilaçlar var. Onları size mi soruyoruz? Tabii sorabilirsiniz. Harika. Ben bakacağım. Yeşim alıyoruz bu numarasını. Beyefendi siz? Merhaba Berkay ben. Berkay Bey siz ne yapıyorsunuz? Makine mühendisiyim ben de. Havacılık sektöründe çalışıyorum. Havacılık sektöründe çalışıyorsunuz. Çok havalı ekipler yine buradalar. Grubun adı Kat 3 Daire 5. Tamam Kat 3 D5'i alkışlayın. Bir daha söyleyemeyeceğim çünkü. Efendim hemen yanınızdaki grubu da son olarak bir tanıyayım. Merhaba. Siz kimsiniz? Merhaba. İsmim Selin. Evet. Özel bir bankada ürün yönetmenindeyim. Allah seni kahretmesin. Ne oluyor lan? Gizli gizli bütün arkadaşlarım gelmiş. Evet efendim. Siz... Bir de yoga eğitmeniyim. Yoga eğitmenisiniz. Aynen. Sizin de bir Instagram hesabınız vardır. İsminiz neydi? Çok özür dilerim. Ekin Gümüş Bıçak mıydı? Göcek. Ekin Göcekli var. Onunla beraber mesela ortak bir şeyler düşünülebilir. Olabilir. İçerik üreticisi kendisi, lifestyle. Çok memnun oldum. Serbest meslek gibi bir şey. Sizi tanıyalım hanımefendi. Ben de Müge. Siz, hoş geldiniz efendim. Ayaklarınıza sağlık. Siz efendim siz? Teknoloji kısmında çalışıyorum. Çok iyi. Siz de hoş geldiniz. Orada bir hanımefendi daha var. Merhaba, ben de Emel. Ben de ürün yöneticisiyim. Ben artık arkadaşlar aynı şirkette çalışmıyorum. Eski biz iş arkadaşıydık. Aa, harika yapmışsınız. Grubun adı ne? Bulgu Avcıları. Bulgu Avcıları. Osur osur ipe biz. Ne demek Bulgu Avcıları ya? Ya Bug Hunters yani şöyle biz beraber... Bug Hunters'ı çevirdiniz. Edebiyat bilmeden çevirir bu kadar alıyor işte. Bulgu Avcıları. Çok kötü. Allah'tan bankacısınız ha. Yoksa canınızı almıştım. Beyefendi siz ne yapıyorsunuz? Merhabalar ben Ata. Ben bilgisayar mühendisiyim. Harika. Arasına karıştınız ve ağzına sıçtınız o grubu. Yok biz eski iş arkadaşıydık sonra... Aynen ayrı. Mecbur kaldınız görüşüyorsunuz. Başka kimseniz yok. Anladım. Hoş geldiniz. Bulgu Avcıları'nı alkışlıyoruz. İnanılmaz ya. Bir gün de şeyi seçelim. En kötü grup ismi. Geleceğe Dönüş filmini bilen var mı? Aynen çok iyi. Soru Geleceğe Dönüş filmiyle ilgili. Aynen. Ben saklamıyorum zaten. Götüm kadayıf olduğu için. Geleceğe Dönüş filminin kahramanı Martin McFly aşağıdakilerden hangisini duymaya asla tahammül edemez? A. Korkak tavuk. B. Ödlek ördek. C. Tırsak köpek. D. Ilık götlü. Ilık götlü hoşuna gidermiş gibi oldu. Sizin zaten yaşınız yetmiyor. Hiç kasmayın kardeşim. Siz... Hangisi mi? Kartları görebilirim. Buyurun kartları kaldırın. A diyor, A diyor. Vedalaşın. B diyor, A diyor, A diyor, A diyor. B diyor. Hanımlar, beyler doğru cevap... neydi lan doğru cevap? Ha,
Aa, korkak tavuk. Ağlar havada tutuyor. Ne oldu? Gaza gelinde sıfırlar patır patır sorularını bildi değil mi? Merhaba, sizi tanıyalım. Merhaba, ismim Volkan. Ne yapıyorsunuz Volkan Bey? Tekstille uğraşıyorum. Ne gibi uğraşıyorsun? Mesela iplik mi yapıyorsun? Kurumsal ekip kıyafeti dikiyoruz. Üniforma mı? Üniforma. Abi, kerpetenle alıyoruz ya. Peki, harikulade. Hoş geldiniz, ayaklarınıza sağlık. Hoş bulduk, efendim siz? Merhaba Çiğdem ben. Hoş geldiniz Çiğdem Hanım. Merchandising Manager'ım. Siz hanımefendi. Merhaba, Nesrin. Nesrin Hanım. Turizmle uğraştım yıllarca. Şimdi çok şükür bıraktım. Çalışmıyorum şu anda. Harikulade. Grubun adı ne? Jetgiller. Neden? Biraz hızlı bir ekibiz. Ne açıdan? Aksiyon insanıyız. Bize bir işi ver, hemen anında yaparız. Ha. İş mi istediler benden size? Ailecek öyleyiz yani. Ailecek öylesiniz. Harika. Jetgiller'i de alkışlayalım. Hemen yanınıza verir misiniz mikrofon? Merhaba. Merhaba beyefendi. Alperen ben. Alperen Bey, siz ne yapıyorsunuz? Öğrenciyim. Evet, nerede? Elektrik elektronik mühendisi öğrencisiyim. Ankara'da, TED Üniversitesi'nde öğrenciyim. Aa, Ankara'dan geldiniz, evet. Tatile. Sadece sizin için geldim. Sadece bizim için geldiniz. Aynen, onlara inandım da sana niyeyse inanmadım. Ki onlar daha uzaktan geliyor. Merhaba. Merhaba, Duru ben de. Ben de elektrik elektronik okuyorum. Aynı yerde mi okuyorsunuz? Yok, ben İstanbul'da okuyorum, Bahçelievler. Arkadaş mısınız? Hani biz Ankara'dan arkadaşız, Ankara'dan gelmiştim, oradan tanışıyoruz. Aynen, harika. Grubun adı ne? Spontane. Spontane. Biz de çok yarasıcı değildik, aynı açıklama yapacaktık. Aynen, zaten. Gayet iyi. Spontane'yi de alkışlayalım, hemen yanınıza verir misiniz mikrofonu? Merhaba İlayda ben. Merhaba İlayda. Almanya'dan geliyorum. Benim için. Önceliklendirdim diye. Almanya'da ne yapıyorsunuz? Headhunter'lık yapıyorum. Headhunter'lık yapıyorsunuz. Hatta bir oyun firması için ürün yöneticisi arıyoruz. Sonra numarasını alabilirim. Burada var. Yani. Bak bir şey söyleyeceğim. Orada da var. Orada da var iki tane ürün yöneticisi. Başka kim vardı lan? Mobilci var, o da mobilci. Var, burada çıkıyor biliyor musunuz? Oyun yöneticisi, oyun sektöründe ürün yöneticisi çok zor bulunuyor ama. Neden? Çünkü onlar şu an başka yerde çalışıyorlar. Evet, genelde hani uluslararası firmalara göç ediyorlar. Siz beyefendi? Ben Enes. Uluslararası bir firmada elektrikli araç batarya tasarımı yapıyorum. Grubumuzun adı Periler Heyeti. Periler Heyeti, evet. Neden? Çünkü sihirli annem fanıyım. Buradan... Perihan teyzenin yardımını diliyorum çünkü sadece tek bir soru bildik. Beyefendinin içtiği neyse herkese ondan verelim. Harika, siz hanımefendi. Merhabalar, ben Gizem, göz doktoruyum. Göz doktorusunuz. Evet. Allah kolaylık versin. Periler heyetini de alkışlayalım. Altıncı soru şöyle. Ödem sorunu olan, kemikleri iri ya da bir başka deyişle obez insanların toplam nüfusa göre en çok olduğu ülke aşağıdakilerden hangisidir? A. Nauru. B. Kuveyt. C. Amerika. D. Cook Adaları. A. Nauru. B. Kuveyt. C. Amerika. D. Cook Adaları. Yazabilirsiniz. Kartları görebiliriz. Bakayım, D var, B var, D var, C var, C var, B var, C var, D var, C var, D var. Hanımlar, beyler, size çok acayip bir haberim var. Doğru cevap A, Nauru. A'lar havada kalsın diyeceğim ama sıfır. Bir kendinizi alkışlayın ya. Merhaba, sizi tanıyalım. Özlem ben. Özlem Hanım, siz ne yapıyorsunuz? Ben mali müşavirim, İzmir'den geldim. Benim için. Evet. Aynen, çok güzel. Artı kardeşimin doğum günü. Artı kardeşinizin doğum günü, hangisi kardeşiniz? Merhaba, tebrik ederiz sizi de. Kaç yaşına girdiniz efendim? 32. 32 mi? Kutluyor muyuz ya 32'yi? 30'dan sonra kutlanıyor mu? Ben 13 yıldır kutlamıyorum bakın. Tebrik ederim. Merhabalar, Zeliha ben. Zeliha Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gayrimenkul değerleme uzmanıyım. Harikulade. Değerleyebiliyor musunuz bari? Yani çalışıyoruz. Yani bunu değerleyen sizseniz konuşacaklarımız var. Peki gitmiyor gibi. Evet, değil. Zorlanıyoruz. Aynen. Siz hanımefendi, doğum günü olan hanımefendiniz. Merhabalar, Özge ben. Özge Hanım, siz ne yapıyorsunuz? Almanca öğretmenim, şu an çalışmıyorum ama. Aa, harika. Neden çalışmıyorsunuz? Para var, huzur var. Çocuğum var. Çocuğunuz var. Evet. Aa, tebrik ederim. Teşekkürler. Kaç aylık ya da kaç yaşında? 25 aylık. 25 ay. Ay maşallah, daha 2 yaşında. Beyefendi, siz ne yapıyorsunuz? Evet. Bilişim, iletişimle alakalı bir iş yerim var. Evet, çok güzel. Grubun adı neydi? Endorfin. Neden? Mutluluk hormonuyla alakalı. Ne bileyim yani.
Ne kadar hakim bir açıklama ya. Ben açıklayabilir miyim? Lütfen hanımefendi. Çünkü sizi izlediğimiz zaman vücudumuzdaki endorfin salgısı yükseliyor. Çok mutlu oluyoruz. Puanları, gönül puanlarını topladınız. Endorfini bir alkışlayalım gerçekten. Yanınıza verir misiniz mikrofonu? Beyefendi siz... Merhabalar, Emre ben. Emre Bey siz ne yapıyorsunuz? Ben inşaat mühendisiyim. Evet. Evet, bu kadar. Harika. Merhaba, ben Eren. Müdür yardımcısıyım. Size helal olsun. Siz efendim? Merhabalar, Rabia ben de. Ben de psikologum. Psikologsunuz. Evet. Siz çalışıyoruz, okuma falan yok. Çalışıyorum direkt. Ama Koç Üniversitesi psikoloji mezunuyum ben. Harika. Teyze oluyorum artık. Siz evet. Teyzelik mertebe. Ne üzerine peki? Terapiye giriyor musunuz? Evet evet, seanslar yürütüyorum online ve yüz yüze yetişkinlerle. Değil. Yetişkinlerle çalışıyorsunuz. Evet. Harikulade. Grubun adı ne? Grubumuzun adı evet, Kazananlar Kulübü. İddialı olalım dedik. Aynen çok olmuşsunuz. Ama pek kazanamıyor gibiyiz ama olsun. Aynen zaten çabamız genelde öyle yeter. Olur. Evet. Harika. Nereden tanışıyorsunuz peki? Biz lise arkadaşıyız. Ay içine sıçacağım artık. Ne liseymiş be arkadaşım. Bunlar da sevgili. Siz de manitasınız. Gayet güzel. Kazananlar Kulübü'nü alkışlayalım. Merhaba. Merhaba. Gördüğünüz gibi selektör yapıyorum. Evet, evet. Merve ben, hekimim. Merve, siz hekimsiniz. Evet, ne hekimisiniz efendim? Pratisyen hekimim. Aa ne güzel, hayırlı olsun. Yeni galiba diye tahmin ediyorum. 2 yıllık. Oo maşallah. Peki, siz beyefendi? Merhabalar, benim adım Berkan. Ben de aile hekimiyim. Aile hekimisiniz? Evet. Benim kan tahlillerim var, size göstersem. Tabii, bekliyorum. Tamam. Siz beyefendi? Merhaba, Okan ben de. Uçak mühendisiyim, aynı zamanda endüstri mühendisiyim. Fakat gemi inşaatı kendi işimi yapıyorum. Harika, alkışı hak ettiniz gördüğünüz gibi. Helal olsun. Grubunuzun adı ne? Grubumuzun ismi Crispus. Crispus. Evet, Crispus. Aynen, neden? Onu da Merve söylesin. O ne abi? Ya, Merve Hanım buyurun siz söyleyin. Annem şey Christmas çikolatalarını çok seviyor böyle ve yurt dışından ablam gelince hep böyle ister hani getir hediye vereyim diye. Geçen bir markette gördü ve çok heyecanlandı. Adını söyleyemedi. Aa dedi, Christmas çikolataları gelmiş. Biz de kendi aramızda çok dalgasına geçiyorduk. O yüzden harika. Christmas bıraktık. Christmas'ı da alkışlıyoruz. Efendim Schweppes sorusu geliyor. 7. sorumuz. Hangisi Noel Baba'nın SSK'lı ren geyiklerinden biridir? A. Cupid. B. Dixie. C. Lala. D. Po. Vay, ne kadar kolay sorabilirim ya. Ne efendim? Hayır efendim. Şimdi kaldırabilirsiniz. A'lar var. B, C var. A. B, A. A, B, B. B, B, B ne ya? Dixie. Allah Allah. Arkadaşlar Dixie şey değil mi ya? Teletubbies'den değil mi? Hanımlar, beyler doğru cevap A, Cupid olacaktı. A'lar havada tutuyor. Ben hepiniz bilirsiniz diye düşünmüştüm. Ama Teletubbies'e yetişen gençlik yanlış cevap verdi. Hanımlar, beyler herkese Schweppes'ten mocktail. Hemen arkanıza verir misiniz mikrofonu? Merhabalar. Merhaba. Öykü ben. Evet. Evet. Niye Nihat Doğan gibi geliyor? Bir anda elime verildi mikrofon. Şey geldi. Aynen, heyecanlandınız. Evet. Olur o. Hem öğrenciyim hem çalışıyorum. Aa ne güzel. Evet, Yıldız Teknik'te işletme okuyorum. Hala da okuyorum. 6. senemdeyim. Çok iyi. Acele etmeyin ya. Askerlikten yırtarsınız. Evet, evet şey yaptırdım, tecil ettirdim. Aynen. Bay satış yönetmenliği, proje öğrenciliği yapıyorum. Harikulade. Hoş geldiniz. Hanımefendi siz? Merhaba, adım Melisa. Evet. Hırdavatçı evet. Bir şirkette çalışıyorum. Hırdavatçı bir şirkette. Ama uluslararası hırdavatçı. Uluslararası hırdavatçı bir şirkette. Çok güzel. Uluslararası hırdavatçı ne oluyor? Çivi mi satıyorsunuz? Aynen çivi, vida, vallahi mi? Somun gerçekten. Allah belamı versin, çok iyi işler düşünemedik işte zamanında. Siz beyefendi? Merhabalar, Atakan ben. Bir kripto para borsasına danışmanlık veriyorum. Sorunuz mu var ya? Ha yok, danışmanlık oraya veriyor ki, sana vermiyor. Siz de hoş geldiniz. Hanımefendi siz ne yapıyorsunuz? Merhabalar, Zeynep benim ismim. Bir ortopedi firmasında kurumsal iletişimdeyim. Grubumuzun adını Deli Zekalılar koymuşlar. Deli Zekalılar koymuşlar ve siz bu isimden nefret ediyorsunuz. Harika. Ben yetişemedim grup için. Aynen, yoksa bu böyle olmazdı yoksa diyorsunuz. Deli Zekalılar kimin fikri? Sizin fikriniz. Hem çalışıp hem okuyan arkadaşımız. Şey misinizdir biz? Deliyiz biz ya falan gibi. Öyle bir durumunuz mu var? Ya kafalar deli. Çok
akıllı zaten. Ama zehirlenmek. Kafalar zehir. Dolmuşunuz var gibi hanımefendi sizin. Niye öyle? Alkışlayalım deli zekalıları. Yanınıza verir misiniz mikrofonu hemen? Efendim merhaba. Merhabalar. Simge ben de. Öğrenciyim. Evet. Evet. Nerede? Bahçeşehir Üniversitesi'nde. Bütün komple bütün bölümlerimi okuyorsunuz? Yok, aynen. Moleküler çünkü burada biyoloji genetik okuyorum. Genetik okuyorsunuz? Aynen, moleküler ay, biyoloji genetik. Ay harika, tebrik ederim. Çok iyi. Kaçıncı sınıftasınız? Son. Okey. İnsan kopyalanıyor mu? Evet. Aynen. Okey. Ali Şah ben. Hey. Ali Şah. Buyurun, hoş geldin. Öğrenciyim. Master yapıyorum. Nerede? Sabancı Üniversitesi son sınıf. Son dönem yani. Bölümünüz master'ın. Ne? Elektronik diyebiliriz. Diyebiliriz. Çünkü aynen. Normalini söyleseniz biz anlamayız. Estağfurullah. Estağfurullah. Grubumuzun ismi Süt Elvası. Süt Elvası. Evet. Bursalı mısınız? Yok, hayır. Aslında şöyle oldu. Nasıl oldu? Arabayla buraya gelirken ne seçelim diye tartışıyorduk ve... Tartışma, evet. Yani muhabbet ediyorduk yani. Evet. Radyoda bir anda geveze öylesine Süt Elvası hakkında bir şey söylüyordu. Çok saçma geldi. Bir de çok uzun süre konuştular. Tamam, Süt Elvası. Gerçekten berbat bir anı seçtim. Ve bunun isim olması o kadar tuhaf ki. Çok enteresan. Ballandıra evet. Aynen, tahmin ediyorum. Ben de Süt Elvası'ndan bahsederken ağzım şapırdamaya başlar benim de. Süt Elvası'nı da alkışlayalım bir. Selam, Bekir Erkuş ben. Gayrimenkul danışmanıyım. Evet Bekir. İkinci Bey. Kez katılıyorum. Diğer herkese başarılar dilemiyorum. Çok sağ olun. Geçen sefer de dilememiştiniz. Siz efendim? Ben de Bihter tekrar. Bihter merhaba. Hanım, evet. Sizi özleyince buraya geliyoruz çok artık. Çok tatlısınız, harikasınız. Ama bugün Antep'ten kız kardeşim geldi. Antep'ten evet. Geldi. Eli boş mu geldi? Gelmedi de size ulaşamıyoruz biz. Aynen, aynen. O yüzden veriyorum mikrofonu. Hoş geldiniz. Siz ne yapıyorsunuz Antep'te? Merhabalar, ben Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'de çalışıyorum. Belediye başkanı olarak. Gaziantep Kent Tarihi Araştırma Merkezi var. Oranın evet. Yöneticisiyim, aa, tarihçiyim. Harika. Evet. Çok güzel. Ve gerçekten sizin için geldim. Çok tatlısınız. Çok sağ olun. Çok zarifsiniz. Ve teşekkür diğer ederim. Arkadaşımıza. Hatta grubunuzun adını ben söyleyeyim. Tamam, siz bilirsiniz. Tamam. 3D Printer. 4D Printer. Pardon. Aynen. Bunun da sizinki... sebebi ablam İstanbul'da yaşayan evet. İç mimarlık okuyor. Evet. Bütün ödevlerini de 3D printer olan arkadaşına yaptırıyor. Ford onun için. Biz de 4 yaptık 4 kişi olduğumuz ha, için. Ha 4 kişi olduğumuz aynen. için 4 anladım. Aynen öyle. Peki aynen. Siz beyefendi? Bence 4D printer 4 tane ana yazıcı burada yani. Hani atan tayfa ha. Olarak diye düşünmüştüm ben bu olayı. Aynen ama derinlemesine düşünülmemiş ekipte. Faruk ben. Hoş benim geldiniz adım. Faruk Bey. 4D ben... falan filanı da bir alkışlayalım. Okay. Hoş geldiniz siz de tekrar. 8. soruyla devam edelim. Latince bilen var mı? Aynen, inşallah bilirsiniz sevgili tıpçılar. Sorumuz şöyle. Lemur, lemuru biliyor musunuz? Lemur. Latince ne anlama gelmektedir? Gayet basit bir soru. A dede, B hayalet, C uzman, D öfkeli. Tabii. Dede, hayalet, uzman, öfkeli. Cümle gibi olmadı. Dede, hayalet, uzman, öfkeli. Gayet berbat bir soru. Çok düşünmenize gerek yok. Buyurun kaldırabilirsiniz kartları. B diyor, D diyor, B diyor, B, 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 A, C. Hanımlar, beyler doğru cevap hayalet. B. B'ler havada. Harika, benim beklediğimden daha fazla bilindi. Orada bilindi mi? Size helal olsun. Merhaba, Saroz merhaba, ben. Sizi tanıyalım. Saroz ben. Öğrenciyim. Kim? Saroz. Körfez misiniz evet. Hanımefendi siz? Oradan geliyor. Harikulade, ne güzel. Öğrenciyim. Nerede? İspanya'da. Aa, hem de. Ne okuyorsunuz İspanya'da? Pazarlama ve iletişim ama moda üstüne. Aa, çok güzel. Evet. Sizin harika. İçin geldim. Çok tatlısınız, bu yalana doyduk. İspanya'dan benim için geldiyseniz ciddi bir sıkıntınız var demek. Ve o sıkıntıyı da ben gideremem Saroz'un. Hoş geldiniz. Hoş çok teşekkür oldu. Ederim. Beyefendi siz? Kızmazsanız biz lise arkadaşıyız. Kızmıyorum. Özür dilerim. Yo yo, hiç önemli değil. Ben özür dilerim. Lise arkadaşısınız. Siz ne yapıyorsunuz? Bizim bir aile şirketimiz var orada. Öğreniyorum. Çalışıyorum. Mafya mısınız? Yok, deri imalatı yapıyoruz. Deri imalatı yapıyorsunuz. Veya mafya gibi. Peki grubun adı neydi? Bizim grubumuzun ismi Halaybaşı. Vizyoner biz. Biz 3 kişiydik. Evet. Bir arkadaşımız gelemedi. Biz bir hafta içinde sırf halay çekmek için Antep'e uçak bileti alıp bir yolculuk gerçekleştirdik. Evet. Yaptınız bunu. Belediyeye teşekkür ederiz. Gaziantep Belediyesi olur. Efendim halay başını da alkışlayalım. Hemen yanınıza verir misiniz mikrofonu? Sizi de tanıyalım hızlıca. Merhaba, Demet benim adım. Evet. Ne yapıyorsunuz Demet Hanım? Ne yapıyorum? Gemi alım satım yapıyorum. Oha Demet Hanım.
Gemi alım satımı yapıyorsunuz. Evet. Kendinize değil inşallah. Kendimize de oluyor. Ne diyorsunuz ya? Müşterilerimiz var. Çok güzel. Evet. Harikulade. Çok sevindik sizi tanıdığımıza. İnşallah ölene kadar unutmayız adınızı. İnşallah. İhtiyacı olan varsa. Gemiye mi? Evet. Demet Hanım şurada şu çocuk bir diyordu. Ama denizcilikten bir... Evet kendi gemisini yapıyor o. Yapıyor mu? Aynen değil mi? Satarız o zaman. Aynen. Sizin gemiyi satarız. Satabiliriz. Nasıl bir ortam oldu bu ya? Çok iyi. Denizcilik sektörü bu akşam kurtuldu abi. Bizim sayemizde. Size aynen. Helal olsun. Evet, arkadaşıma veriyorum. Lütfen. Hanımefendi siz? Merhabalar, Selim ben. Ben finansçıyım. İkinci çocuktan sonra ara verdim. Şimdi ne güzel. Çocuklarla. Uğraşıyoruz. Uğraşıyoruz. Harikulade, hoş geldiniz. Hanımefendi siz? Ben Tuğba. Dermakozmetik firmam var. İki ürünümle böyle minik minik bir şeyler yapıyorum. Üçüncü, dördüncü ürünleri bekliyorum. Ne işe yarıyor dermakozmetik ürünleri? İlk iki ürünümün ameliyat sonraları takviye ürünlerdi. Üçüncü ürünüm de vajinal beyazlatıcı. Geliyor şu anda hazır. Allah muhtaç etmesin öncelikle. Ama çok muhtaç olan varmış. Siz daha iyi bilirsiniz şimdi Tuğba Hanım ben. Ne yazık ki öğrenmek durumunda kaldım. Aynen. Ben de. Lazım demek ki siz de deli evet, olmadığınıza göre. Biz de destek göre. Olalım istedik. Çok hem iyi. Hem cimslerimize. Hem cims, evet. Harika Tuğba Hanım'ı da alkışlayalım ellerimiz titreyerek. Hanımefendi siz inovasyon dolu bir masa. Evet. Merhaba Özge ben. Korkuyorum. Sünnetçiyim diyecek. Siz? Ben de Demet'in kardeşiyim. Ha, o satıyor parayı ben yiyorum diyorsun. Benim de kendi markam var. E-ticaretle uğraşıyorum. Aa, ne güzel. Evet. Ne markası? Böyle çocuklara bornoz dikiyoruz. Grubun adı neydi? Bizim grubumuzun adı Efsane. Çünkü biz arabada birbirimize girdik. Ne diye? Burada hiçbir şey o kremi orada satamazsın falan. Ne diye girdiniz birbirinize? Ablamın doğum günü bugün. Aa. İşte bir de geç kalacağız diye strese girdik. O bize kızdı. İşte gelmeyin o zaman vereyim paranızı mı? Harika. Efsaneyi alkışlıyoruz. Size helal olsun. Daha fazla içki vermeyin. Şaka şaka. Şaka. Tuba Hanım şaka. Ben sizinle hayatta uğraşamam. Bir yerimi beyazlatırsınız Allah muhafaza. Mikrofonu verir misiniz? Merhabalar. Merhaba, sizi tanıyorum. Özge ben. Özge Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsviçre'den geliyorum ben. Ya sizin için gelmedim, yalan olur. Aynen, çok sağ olun. Bir teknoloji firmasında yapay zeka üzerine çalışıyorum. Aha, orada mı? Orada. Var mı mesela siz korkan tayfadan mısınız yoksa işe yarayacağını düşünen tayfadan? İşe yarayacağını düşünüyorum. Yani biz nasıl beslersek o kadar iyi dönüş alabiliriz. Kötü beslersek kötü çıkar. Aynen, insan gibi diyorsunuz. Evet, aynen. Harika. Hoş geldiniz tekrar beyefendi siz. Merhaba, Murat Yerde Kalmazer ben. Merhaba Murat. Merhabalar. Bey. Merhabalar. Düne kadar serbest meslek sahibiydim. Dün emekli olma hakkını. Hayırlı olsun. Tamam, teşekkürler. Grubun adı nedir? TK 1907. Bu çünkü benim işte aşkımızı birbirine bağlayan uçak yani Zürih'e sabah uçuşu 1907 numaralı uçuş o yüzden. Gördünüz mü? Yüreğimizi burktu adam durup durup. Hepimiz Zürih'te manita bulmaya çalışacağız şimdi. Harika. Tekrar hoş geldiniz. Teşekkürler. Bitti mi gruplar? Evet. Harika. O zaman kendinizi bir kocaman alkışlayın. Devam edeceğiz çünkü. Efendim 9. sorumuz şöyle. Bu sayacağım ülkelerin hangisinde evlere girip yemek çalan kutup ayıları için hapishane bulunmaktadır? Tekrar edeyim mi? 4 tane ülke sayacağım. Sorum şu. Hangisinde kutup ayılarının evlere girip yemek çaldığı için hapsedildikleri hapishane vardır? Anlaşıldı değil mi? A. Alaska, B. İzlanda, C. Sibirya, D. Kanada. Buyurun yazabilirsiniz. Neyi? Tabii. A, B, C, D. Zaten sallayacaksınız. Kaldır kartları. Alaska diyor. B var, B var. C, A, D, A, B... C, A, C, Kanada var, C var. Hanımlar, beyler, doğru cevap D, Kanada. Kanadalar, harikulade. 10. soru. Sayacağım hayvanlardan hangisi anüsünü aynı zamanda ikinci ağız olarak kullanmaktadır? Bu bir canlı efendim. Ben kimsenin ağzını götüne takmadık. Yani canlının kendi öyle. Takmadığımız için mi alkışladınız?
Efendim A deniz hıyarı, B vampir kalamar, C fırfırlı köpek balığı, D dev kürek balığı. Buyurun yazabilirsiniz. Kaldırabiliriz kartları. A, B. A, o ne? B, A. A, B. B, A, B. Resmen böyle gidiyor bak. A, B. Yemin ediyorum. vallahi be. İnanılmaz. 2A, 1B ortalamasıyla gitmiş. Hanımlar, beyler, doğru cevap A. Deniz hıyarı. Ne oldu? 0 puanı olan var mı hala? Hayır. Aynen, zaten sizinkini merak ediyorduk. Ve 11. soruyu yapıştırayım. Efendim yine ekranlara bakacağız. Oh my god. I forgot this one's broke. Aynen. Bok gibi bir video. Sorumuz şöyle. İzlediğimiz videodaki gibi sallanan bir sandalyede hiç durmadan sallanma rekoruna sahip kişi kaç saat sallanmıştır? A. 5 saat. B. 440 saat. C. 1,5 saat. D. 260 saat. Buyurun cevapları yazabilirsiniz. Evet, cayır cayır sallayacağınız bir soru oldu. Hiç hesaplamaya çalışmayın. Kendinizi sallanan koltukta falan hayal etmeyin. Kusarsınız. Kartları görebilirim. D diyor, A diyor, D diyor, D diyor, D diyor, C diyor. D diyor, D diyor, D diyor, D var, D var. 460 var, D var, D var. Hanımlar, beyler, doğru cevap 440. B! B'ler havada tutuyor. Gayet güzel. Efendim 12. soru. Hangi yiyeceği yerken harcadığımız kalori yiyeceğin kendi kalorisinden daha fazladır? A. Ahududu. B. Domates. C. Yaban mersini. D. Kereviz. Vallahi eminsiniz, yazın. Beni ilgilendirmez. Buyurun, kartları görebilirim artık. D diyor, 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 D diyor. Hanımlar, beyler, doğru cevap D, kereviz. 13. soru. Yani ne kadar çok video var. Ekranlara bakacağız. Çok güzel video ama kısa tuttuk, dalmayın diye. Efendim, Donald Duck hangi ülkede kahramanları don giymediği için yasaklanmıştır? A. Türkiye. B. Finlandiya. C. İran. D. İzlanda. Buyurun yazabilirsiniz. Buyurun, kartları görebilirim. C, İzlanda D'ymiş. C. D var bir tane. B var. Siz evet D dediniz, ben onu anladım zaten. Hanımlar, beyler, doğru cevap Finlandiya. B. İnanabiliyor musunuz? Yani işte Finlandiya'da da bazen tuhaflıklar oluyor demek ki. Sadece 3 grup bildi. Harika. 14. soru. Yine bir Schweppes sorusu. Hangi ülkede 1960'lardan beri Noel'de öğle saatlerinde topluca Donald Duck çizgi filmi izlenir? Evet, bilmiyorum. Söyleyeceğim. İzlenilen çizgi filmde 58 yapımı Donald Duck ve arkadaşları size mutlu Noel'ler dilermiş. Valla şıklarda İran yok ama istiyorsanız yazın bir İran, bakayım ne yapıyorum ben. A. İsveç. B. Finlandiya. C. İsviçre. D. Türkiye. Buyurun, kartları görebilirim. C diyor, C diyor, C diyor, A diyor, C diyor, A diyor, A, B diyor, C diyor. Hanımlar, beyler, doğru cevap. Aa, doğru cevap İsveç, A. Harika, çok iyi. Herkese Schweppes'ten mocktail. Efendim 15. soru. Aradan önceki son soru. Hangisi kağıt para üretilirken kullanılmaz? A. Kağıt. B. Kenevir. C. Pamuk. D. Marijuana. Buyurun yazabilirsiniz. Buyurun, kartları görebilirim. D var, A var. Vedalaşın efendim. B var, A var, C var,
C var. Bulduğunuz bütün harfleri yazmışsınız arkadaşlar. Hanımlar, beyler, doğru cevap A. Kağıt. Ağlar havada. Ağlar havada. Ağlar havada. İndir. Biz kesin kazanıyoruz diyen grup var mı? Siz iyi gittiğinizi düşünün. Arkada fena değil var. Rizeliler fena değil. Bakacağız. Aradan sonra puanları açıklayacağım. Görüşürüz. Puanları öğrenelim mi? Evet. Efendim, puanlar şöyle. Shakespeare. Neredeydi Shakespeare? Ha. 90 puan. Çok iyi. Apex. 60 puan. Hiç fena değil. Humus. 70 puan. Four Sisters, 70 puan. Doktor ama... Bu nasıl bir isim lan? Ha, ha öyle düşünmüşler. Drama şey, doktor... 60 puan. Gördüğünüz gibi sizi seven bir kişi var. Skippo, 60 puan. Allah Allah, o kadar sevinilecek de bir şey değil. Jetkiller, gecenin tadını siz çıkarmışsınız. 40 puan. Bulgu avcıları, 70 puan. Fena değil. Kat 3 daire 5, 60 puan. Herifler gitmiş. Siz kaldınız. Dönmezler onlar. İyi yaptınız. Grup Aki, 40 puan. Alkışlayın ya, bu kadarı artık. Efendim, kıymalı gözleme. Yemin ediyorum acıkıyor. Sen neyi alkışlıyorsun? Onu en son söyleyeceğim. Son şans. Siz ne yapıyorsunuz? Birbirinize şarkı mı söylüyorsunuz Feridun Bey? 40 puan. Ya. Periler heyeti. 50 puan. Bu çocuk iyi değil bakın. Spontane. Ya bu gerçekten bok gibi sonuçlar hep kendini alkışlıyor biliyor musun? 40 puan. Ozon. 60 puan. Fena değil. Zuaşi Berepe, 50 puan. Alkışlayın nedir? Tencere kapak, bunu da sonra söyleyeceğim. Ramses, 40 puan. Siz hesapladınız 60. Oylar tekrar sayılacak. Çıtır mantı, 30 puan. Allah affetsin, çok kötü. Ama zannetmeyin ki en kötü. Evet, kıymalı gözleme. 20 puan. Hanımefendi, 30 olun. Yani resmen Allah belanızı vermiş gibi. Yani 33 soru demek. Yani çişiniz geldi, kalktınız, o sırada A yazdınız, tutar yani 3 tane. Ama merak etmeyin, yalnız değilsiniz. Tencere kapak. Sıfır yapmayı deniyorsunuz. Gerçekten bunu yiyeceğimizi düşünmeniz de çok tatlı. 20 puan. Yani şu iki grubu özellikle alkışlamanızı istiyorum. Daha önce bu kadar berbat bir sonuç görmedim. Efsane gerçekten. Yani puanla sonuncu olursanız gerçekten ödül vereceğim. Ödül hoşunuza gitmeyebilir. Ama bir ödül vereceğim. Efendim, tabii ki başka gruplarımız da var. Endorfin, 50 puan. Kazananlar Kulübü, 60 puan. Crispis. 70 puan. 4D Printer, 70 puan. Süt Helvası, 60 puan. Deli Zekalılar, 70 puan. Halaybaşı, 70 puan. Grup Efsane, 60 puan. TK 1907, 50 puan. Bu 70'ler kopya mı çektiniz lan birbirinizden? Yo mu? Arkadakilere dedim. Evet, yok öyle demek istemedim hanımefendi. Şimdi arka grupları okuduğum için ben. Aa, yandık. Bunlara da vermeyin içki daha. İlk sırada görünen sizsiniz ama çok emin olmayın. Gerçekten dikkatiniz dağılırsa bok gibi ortada kalırsınız. Genelde öyle oluyor. İlk yarıyı birinci götüren ikinci yarıda sıçıyor. Haberiniz olsun. 70 puanlar çok fazla. Muhtemelen 70 puanlardan ikinci ve üçüncü çıkacak ama 90'a merak ediyoruz. Bir şey soracağım dediniz. Ödül ne? Efendim, ödüllerimiz şöyle. Üçüncü olana stüdyo diye bir sahnemiz... Ben mi çağırdım gemi üreten gelsin? Ne yapayım ya, ben öğrenciye göre hesap ettim, gemi üreten gelmiş.
Üçüncü olana stüdyo sahnesinden masadaki kişi sayısı kadar bilet. İkinci olana drama sahnesinden masadaki kişi sayısı kadar bilet artı masanın yarısı. Masa hesabının. Birinci olana ana sahneden masadaki kişi sayısı kadar bilet ve masanın hesabı yok bizden. Yani bir şey içmiyorsunuz muhtemelen. Sizde yok gibi. Hesap ödememenizi isterim ben birinci olup. Soru için ekranlara bakmanızı rica edeceğim. Bulamazsın, bulamazsın benim gibi seven. Alan. Peki, çok basit soru. Dinlediğiniz şarkının sözleri kime aittir? A. Zekai Tunca. B. Selami Şahin. C. Orhan Veli Kanık. D. Cemal Süreya. Buyurun yazabilirsiniz. Buyurun kartları kaldırabilirsiniz. Akarar bak ya. B var, A var, A var, A var. B var, B var. D var, B var. Ama iyi var. Hanımlar beyler doğru cevap. Selami Şahin B. B'ler havada. B'ler havada. Hadi geçmiş olsun ya. Üçüncü sorunuzu bildiniz. Aa hepiniz bildiniz. Aa gözlerim doldu. Harika. Siz de bildiniz. İnanılmaz. Gerçekten berbat yarışıyorsunuz. İndirin. Efendim 17. soru. Dünyanın en büyük çölü olan Sahra Çölü'ne ilk ne zaman kar yağmıştır? Bahtsız Bedevi'nin hikayesi. A. 2001. B. 1943. C. 1979. D. Çölde ne arar kar? Buyurun yazabilirsiniz. İklim bozukluğu. Çok iyi açıkladınız. İklim bozukluğu diyerek çok bilimsel bir tanım oldu. Kaldıralım kartları. B diyor, C diyor, B diyor, C diyor, A diyor. C var, A var, C var, C var, A var. Hanımlar, beyler doğru cevap 1979. C! Harika. 18. soruyu yapıştırıyorum herkes için uygunsa. Casusluk yapmak için Akustik Kedicik ismini verdiği programında cerrahi yöntemle kedilerin içine mikrofon, pil ve anten yerleştirerek kedileri dinleme cihazına dönüştüren gizli servis hangisidir? A. MIT B. CIA C. Mossad D. NSA. Buyurun yazabilirsiniz cevapları. Buyurun kartları görebiliriz. C diyor, C diyor, C diyor, C diyor, D diyor, C diyor, C diyor. C diyor, D var, C var. D var, C var, C var. C var, C var, D var. Hanımlar, beyler. Doğru cevap. CIA, B. B cevapları havada tutabilir mi? Yok mu? Efendim, 19. soru. Hadi şarkıyı dinleyelim, öyle sorayım. Efendim, bu şarkının da içinde yer aldığı Sia'nın Every Day is Christmas albümü kaç yılında çıkmıştır? Bok gibi soru. A. 2017, B. 2018, C. 2020, D. 2021. Buyurun kartları görebilirim. C, D, C. Orası ne? A, K. Ne lan o? C, C. Ha tamam. C, B, C. Hanımlar, beyler doğru cevap A. 2017. A'lar havada kalabilir mi? Çok güzel. Yine bok gibi gidiyoruz. A, 3 tane var. Siz, evet, berbat gidiyorsunuz ve eşit gidiyorsunuz galiba. Çok güzel. Feridun Bey, sizinki nasıl gidiyor? Gerçekten son şansımı Yıldız Tilbe konserinde kullanmıştım. Zaten o zamandan beri de konsere gidemiyorum. Gerçekten mi? Vallahi billahi. Niye ya? Adam son şansını kullanmış dediler, bir daha yok. Yok be, olur mu öyle şey ya? Dur bir bakalım, burada da vardır belki bir şansın. Var mıdır? Feridun Bey. Buyurun efendim. Yapıştırın. Geceyi güneşliler, beni senin hasretin. Tek başıma sanki mahşer yerim. Yüreğimdeki her yer, bu evde seni bekler. Hadi çat kapı gel sevineyim. Biraz kavga ederiz.
Belki biraz güleriz, bir küser, bir barışır kalbimiz. Seni nasıl özledim, yüreğim sanki deli. Kıskandığım için affet beni. Teşekkürler. Bu zaten videoda söylediğiniz şarkı. Aynen, o. Aynen, kendi şarkınızmış gibi aynısını söylediniz. Kendi şarkımı mı söyledin? Hayır, kendi şarkınız mı var? Yok. Okey. O zaman kendi şarkınızı söyleyin Ferhan Bey. Başka bir şarkı varsa onu da söyleyin isterseniz. Vallahi hiç böyle bir şey hayal etmemiştim ya. Sonra da diyor ki son şans. Efendim ekranlara bakıyoruz soru için. Ankara Ayaz'ı ruhumu kessen. Harika söylediniz. Efendim Ezel bu klip çekildiğinde... Aynen. Kaç yaşındadır? A 24, B 25, C 26, D 27. Buyurun yazabilirsiniz. 24, 25, 26, 27. Buyurun kartları görebilirim. Bakayım. C diyor, B diyor. A var, B var, A var, A var, A var. Hanımlar, beyler doğru cevap C, 26. C'ler havada tutabilir mi? Wow. 21. soru. Ben gülüyorum bu soruya da siz gülmeyebilirsiniz. Bugüne kadar kaydedilmiş en büyük dalga... 85 metreyle... Ishigaki adasında kaydedilmiş. Bu ada nerededir? Basit soru. A. Japonya. B. Çin. C. Vietnam. D. Singapur. Gayet basit bir soru. Şaka. Buyurun kartları görebiliriz. C diyor, A diyor. A diyor, C diyor. A var, A var, D var, C var. Orada bir şeyler daha. Yine bulduğunuz bütün harfleri yazmışsınız. Hanımlar, beyler doğru cevap A. Japonya. Ağlar havada. Efendim 22. soru. Yine şarkılı türkülü birinin adı Jingle Bells. Bunu hepimiz biliyoruz. Şarkıyı söyleyen Frank Sinatra. Onu da hepimiz biliyoruz. Bilmediğimiz tek şey şarkının bestecisi kimdir? A. James Pierpont. B. Joseph Moore. C. Perry Como. D. Sezen Cumhur Önal. Buyurun kartları görebilirim. A diyor, B diyor, B, C, B, C, B, C var, D var, B var, E mi? B var. Hanımlar, beyler doğru cevap A. James Pierpont. Çok iyi, harika, en sevdiğim yarışma tipi. Sadece 5 kişi bildi. Herkese Schweppes'ten mocktail. Evet, 22. soruyu da devirdik. Ay özür dilerim, isminiz neydi? Kendi aranızda konuşmayın. Şaka yapıyorum, konuşabilirsiniz tabii. İsminiz neydi? Vokal koçuyla ne çalışıyorsunuz? Yok be. Ben vektörlerden bahsediyorsunuz. Ses eğitimi şarkı falan çalışmıyor musunuz? Çalışıyoruz da, daha yeni başladım. Önceden de ders alıyordum zaten de. Evet. Bu hocayla yeni başladım. Anladım, peki ne söylemeyi seviyorsunuz? Slow diyerek müthiş bir arabesk diyerek de siz içine ettiniz. Mesela slow ne söylüyorsunuz? Söyleyin. Siz bir düşünün, biz tekrar uğrayacağız size. 23. soru şöyle. Yılbaşı günü öğün sayısını 7, 9 ya da 12'ye çıkaran vatandaşların ne kadar çok yersek gelecek yıl o kadar bolluk olur diye düşündüğü ülke hangisidir? A. Fransa. B. Sri Lanka. C. İspanya. D. Estonya. Hadi buyurun. Kaldırın kartları. Sallayacağım nasıl olsun, yaz birini. D diyor, B diyor, A diyor, D diyor. B var, D var. D mi o, B mi? D. B, C, 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 C. Hanımlar, beyler doğru cevap. Estonya, D. D'ler havada. Siz bir de ikiniz aynı anda bile... Aa, siz iyi gitmiyorsunuz. Siz bayağı sıçtınız. Adınız çıkacak.
Evet, neden emindin? Ha, içine dayan. Aynen, çok iyi. Efendim 24. soru. Rodin ünlü düşünen adam heykelini hangi eserden esinlenerek ortaya çıkarmıştır? Biraz da bilgi. A. Montaigne denemeler. B. Boccaccio de Camerun. C. Dante ilahi komedya. D. Alexander Dumas üç silahşörler. Bir tane daha şık. E. Ömer Seyfettin kaşağı. Buyurun kartları göreyim. C var, C var. Vedalaşın. A var. A var, C var, A var. B var, C var, C var, B var. Siz niye sürekli hep aynı cevabı veriyorsunuz? C var, C var, C var, C var. C'lerce ya. Ne kadar çok C var. Niye acaba? Aynen. Dante ilahi komedya doğru cevap. C. C'ler havada. Hanımlar, beyler, Beyza'yı tanıyor musunuz? Beyza'yı tanımayanlar elini kaldırır mı? Yani mesela sizin aklınızdaki hangisi? Yok değil. Beyza bizim programa geldi bir gün. YouTube'dayken bir şarkı söyledi. Çok eğlendik biz. Sonra televizyondayken geldi. Bayağı sokakta yürürken tanınmaya falan başladı. Çok... Şu an tanıdınız. Bu adama da vermeyin içki artık. Ne haber Beyza? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim. İyiyim ben de. Mikrofon bugün bana nasıl geldi bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Evet. Yılbaşıya yapıştırdım. Anladım. Nasıl gidiyor? Beyza bu arada tıp okuyor. Gazi mi? Çapa mı? Yok, Medeniyet Üniversitesi'nde okuyorum. Medeniyet Üniversitesi. Dayı. Tamam da. Beyza'cığım sen evet ne söyleyeceksin? Antidepresanı söyleyeceğim. İyi hadi söyle. Gitme buradan. Sen olmadan ben asla yaşayamam. Kesmiyor ne ilaç ne antidepresan. Çözemedim valla çok enteresan. Yalvarıyorum gitme buradan. Sen olmadan ben asla yaşayamam. Kesmiyor ne ilaç ne antidepresan. Çözemedim valla çok enteresan. Kafayı yiyorum. Kız ne olmuş sesine? Ne olmuş? Böyle bir hacmi genişlemiş falan farkındasın değil mi? Olmuş mu? Olmuş. Bayağı zenci kırtlağı falan yapıyorsun. Sayenizde. Sayemde. Evet. Estağfurullah efendim. Nilüfer Hanım'ın sayesinde. Aa evet. Beyza'yı bir alkışlayabilir miyim? Tamam. Şan hocası Nilüfer Hanım'ı da alkışlayalım. Efendim 25. soru. Bu saatten sonra hiçbir şey değişmez, keyfinize bakın. İşte orası burası. 25. sorumuz şöyle. Hangisi en sinirli ülkeler sıralamasında ilk sıradadır? A. Lübnan. B. Türkiye. C. Irak. D. Ermenistan. Buyurun yazabilirsiniz. Buyurun kaldırabilirsiniz kartları. A diyor, A diyor, A diyor, A diyor, A diyor, A diyor, B diyor. B diyor, A diyor, A diyor. Hanımlar, beyler, maalesef doğru cevap Lübnan. A! Bu sene biz ikinci olmuşuz. Maalesef. 26. soru. Mükemmellikten korkma anlamına gelen fobi hangisidir? A. Atelofobi. B. Megalofobi. C. Lökofobi. D. Pupafobi. Mükemmellikten korkma. Bir daha söyletmeyin ne olur ya. Bir şey diyorum ya. Atelofobi, megalofobi, lökofobi, pupafobi. Buyurun kartları görelim. D diyor, D diyor. C var, D var. A var, D var, A var. A, D. C var, B var. Onlar ne demiş? A demiş. Hanımlar, beyler, doğru cevap A. Atelofobi. A'lar havada, işte patladınız. İşte patladınız. Bu sefer siz mi kopya çekmeye başladınız? Şaka, şaka, şaka. Çekmediğiniz o kadar belli ki Berra Hanım. Yani bu çekmiş halinizse eyvah.
27. soru. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Test Atlas'ın geçtiğimiz günlerde açıkladığı listeye göre Türk mutfağı dünyanın en iyi kaçıncı mutfağıdır? Bunu hepiniz görmüşsünüzdür diye tahmin ediyorum. A1, B7, C14, D21. Buyurun yazabilirsiniz. Sakin ol mu? Buyurun kartları göreyim. Herkes de biliyormuş gibi. 7, B, 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 B. B dışında cevap var mı? D var orada. Arka arkaya iki tane D var. Hanımlar, beyler, doğru cevap B. 7. Vay, 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 vay. Efendim 28. soru. Yine bir Schweppes sorusu. Kolay yani. Efendim tüm Efsun sevdalılarına geliyor bu soru. Hangisi kitaplarda Harry Potter'ın Dursley'lerden aldığı Christmas hediyelerinden biri değildir? Var mı Harry Potter manyağı? Hayır. Hadi bakalım. A. 50 peni. B. Kürdan. C. Mendil. D. Telefon şarjı. Kaldırın efendim kartları. C var, D var, D var, D var. Harika, D var. Çok iyi. Hanımlar, beyler, doğru cevap D. Telefon şarjı. D'ler havada tutabilir mi? Çok kalabalık D'ler. Herkese Schweppes'ten mocktail. Ve 29. soru. Orhan Pamuk Nobel Edebiyat Ödülünü hangi yıl müzesine götürmüştür? A. 2009. B. 2008. C. 2007. D. 2006. Ay hadi bakalım kimler bilecek. Buyurun kartları görebilirim. Saçmalamaya başladınız çünkü. A, B, C, B, B, C, A, C, A, C, B. Hanımlar, beyler, doğru cevap D. 2006. Denizli, 2006. Aynen, sizde hiç yokmuş. Berra Hanım, sizin bilmeniz... Yok be. Nobel Edebiyat Ödülünü takip ettiğinizi düşündüm ben çünkü. 30. soru. Zurna'nın zırt dediği yer. Evet. Çok basit bir soru. Noel Baba aslen nerelidir? Çok basit. Söylemeyin. A. Antalya Merkez. B. Antalya Manavgat. C. Antalya Demre. D. Antalya Kaş. Buyurun yazabilirsiniz. Biliyordum bunu diyerek. Kaldırın kartları. C var, C var. C var, C var. Kendini alkışlayanlar var. C var, C var. C var. Bir tane A var, C var. B var. Hanımlar, beyler, doğru cevap C. Antalya Demre. C'ler havada tutuyor. Çok iyi yarıştınız. Gerçekten 30. ilaç saatin geldi. Ne alarmı o? Vize başvurusuyla ilgili şey. Vize başvurusu alarmı. Tam saati ama. İyi, unutmazsın. Şimdi puanları tekrar artık almak için arkadaşlarımı yanıma alıyorum. Kesin ilk üçteyiz diyen var. Kazandık diyen var mı? İki tane grup. Feridun kazandı diyen var. Feridun Bey, en kötü bir masanız var artık. Puanlar şu şekilde gelişmiş. TK 1907. 110, evet. 110 puan. Ama siz gönüllerimizin şampiyonusunuz. Bunu söyleyeyim. Grup efsane. Gerçekten, hakikaten yatırım yapmanız çok iyi olmuş. Çünkü burada size ekmek yok. 110 puan. Beyazlatıcıyı nasıl unutacağım acaba? 4D Printer, 100 puan. Size helal olsun. Halaybaşı, 130 puan. Deli Zekalılar, 130 puan. Süt Helvası, 110 puan. Crispus, 140 puan. Kazananlar Kulübü 110 puan, Endorfin 120 puan. Ne yaptı sen? Zuhar Şiberepe 120 puan, Ozon 130 puan, Kıymalı Gözleme 120 puan, Ramses 110 puan, Periler Heyeti 120 puan, Spontane 90 puan, Çıtır Mantı 90 puan, Son Şans. Oh mu? Hanımefendi, o tezahürat öyle değil. Son Şans 80 puan. Apex 130 puan. Humus 130 puan. Four Sisters 130 puan. Skippo
120 puan ya. Jetgiller 90. Hayır 90. Kat 3 daire 5 120 puan. Grupaki 130 puan. Bulgu avcıları 140 puan. Drama 140 puan. Maalesef bizde 140 puan. Yeterince havaya kaldırmamışsınız demek ki tabelayı. Shakespeare 150 puan. Şimdi birincimiz belli. Shakespeare. Alkışlayalım bir onları. Ama 140 puan alanlar, alan gruplar bir ellerini kaldırabilir mi? Orası var, burası var, burası var. O kadar. 3 tane grup. Şimdi yedek sorulara geçiyoruz. Soruyu söyleyeceğim, şıkları söyleyeceğim. İlk yazıp kaldıran, hiç beni beklemek falan yok. İlk yazıp kaldıran kartı doğruysa kazanır. Efendim sorumuz, hangisi bir yılbaşı geleneği değildir? A. Kırmızı iç çamaşırı giymek. B. Nar kırmak. C. Boş bavulla sokakta gezmek. D. Nevresim değiştirmek. D dedi Crispy. Crispy? Crispis. Crispis önce kaldırdı. İndirin lütfen. Siz ne? Orası C dedi. Görüşürüz. Siz önce kaldırdığınız için ikincisiniz. Siz de üçüncüsünüz. Bulgu avcıları zaten isminizde bok gibiydi. Alkışlayalım ama onları da. Birinizi alabilir miyim böyle? Alkışlıyoruz hanımefendiyi. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Daha önce bir bilgi yarışması kazandınız mı? Kazanmadım. Daha ilk defa mı bir şey kazanıyorsunuz? Evet. Harika. Ne hissediyorsunuz? Heyecanlıyız. Heyecanlısınız. İlk defa izliyor gibiyim de size. İlk defa izliyor gibisiniz. Bilmiyorum. Programımızı bilmiyorum. Ha ilk defa izliyorsunuz evet. Gibi değil öyle Pelin Hanım. Evet öyle. İyi keyfiniz yerinde. Evet. Pelin Hanım aslında stüdyodan iki tane biletinizle beraber size bir tane de kutu vereceğiz. Bu sizin. Bu da Schweppes'in. Nesi var bunun? Tamam, hediye bu. Pelin Hanım, hediye bu. Schweppes'ten set. Ben göstereyim de. Teşekkür ederim. İçinde Jigger var. Shaker var. Bu var. Harika. Bir de açacak var. Bak bu çok lazım oluyor. Korkacak bir şey yok. Bundan bir tane de arkadaşınıza vereceğiz program sonunda. Hemen kaybolmayın. Ben alırım efendim. Siz alın, en iyisi o. Evet, buyurun. Tebrik ediyoruz Pelin Hanım. Alkışlıyoruz Pelin Hanım'ı. Christmas'tan bir kişi alabilir miyim? Nasılsınız? İyiyim, bunu tutabilirsiniz. Siz nasılsınız? Çok sağ olun. Daha önce bilgi yarışması kazanmış mıydınız? Ortaokulda falandır. Yıllar önce diyorsunuz. Çok yıllar önce. Ne hissediyorsunuz? Yani güzel. Evde kendim cevaplıyordum yine. Başarılı oluyorduk. Ha. Burada da olduk. Şaşırtıcı değil. Teşekkürler. Hava mı yaptı bu? Aynen. Gemi, mesela kendiniz gemi mi yapıyorsunuz? Biz geminin bir parçalarını yapıyoruz. Tamamını değil. Tamamını değil. Değil. Hangi parçalarını yapıyorsunuz? Daha çok boyuyoruz gemileri. Sen en son gemime mi yapmıyoruz ya diyecekler. Gemiyi boyuyorsunuz. Aynen. Harikulade. Gemi boyası da önemli bir şey. Efendim, 4 tane davetiyeniz var. 4 kişisiniz diye. 3 kişiyiz. O zaman 3 tane davetiyeniz var. Alsana 4 taneyi. Niye konuşuyorsun ki dayıcığım sen? Dördüncü bulmak lazım bir de. Bulursun ya boyarken. Efendim bundan 2 tane daha vereceğiz. Tamam. Program sonunda. Ne olur hemen kaybolmayın. Arkadaşlarım getirecek size. Tebrik ediyorum. Alkışlıyoruz beyefendiyi ve grubunu. Hanımefendi buyurun. Hoş geldiniz. Birinci olan ekibimiz. Bir alkışlayalım. İsminizi bir daha hatırlatır mısınız? Lara. Lara Hanım. Lara Hanım, siz gerçekten bugünün en karlı şeysiniz bizim için. Ne doğru düzgün içki içtiniz, ne kalabalıksınız. Harika. Daha önce bilgi yarışması kazanmış mıydınız? Hiç münazaraya falan katılmış mıydınız? İlk. Evet. Eğlendiniz mi? O kadar kültürlü değiliz biz, evet ama çok eğlendik. Aa iyi. O kadar kültürlü değiliz biz mi? Saçmalama be. Kazanacak kadar değildir. Kazandı. Allah Allah. Bu da sizin. Gitmeyin, size de gelecek. Çok sağ olun. Alkışlıyoruz hanımefendiyi. Feridun gel. Neler yaşandı Allah'ım neler yaşandı. Aynen. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim gerçekten çabanıza sağlık. Öncelikle. Teşekkür ederiz.
Gerçekten benim ricamı kırmadınız. Bir iki şarkı söylediniz. Hani belli ki şansmansı olmayacak ama... Olmadı. Ama siz dört kişi miydiniz? Dört kişi. Aynen. Size sonuncu olduğunuz için... Sonuncuyuz evet. 80 puan aldınız. Aslında 70 biz hesapladık. Siz 10 puan fazla vermişsiniz. O da işte gönlümüzden koptu. Şarkıya da 10 puan verdik. Teşekkür ederiz. Var da şansım var ya. Abi. Bence de var. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Çok. Gayet iyi. Feridun Bey'i de alkışlıyoruz. Harika bir akşamdı. Ayaklarınıza sağlık. 2023 muhteşem olur umarım. Hepimiz için. Bir daha görüşene kadar iyi akşamlar.